Tülay Şahin 3 Şubat günü eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Bir yardım çığlığıydı bu. Ama duyan olmadı. Soruşturmada takipsizlik kararı verildiği gün genç kadının da hayattaki son günü oldu. Ben katil bir kocanın elinde ölmek istemiyorum Hatice Hanım dedi. Korktuğu başına geldi. Dünya Kadınlar Günü'nde cinayete kurban gitti. Dünya Kadınlar Günü'nde benim müvekkilim maalesef katledildi. Üstelik öldürüldüğü gün katil zanlısı kocası hakkında ek takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Tülay Erşahin Yaşar eşiyle birlikte bu binanın 5. katında yaşıyordu ve aralarında bazı sorunlar vardı. 3 Şubat tarihinde eşi tarafından darp edildi ve uzaklaştırma kararı aldı. Beni öldüresiye dövdü dedi. Sonra karakola geçtiler. Zaten bir darp raporu aldı. Arkasından hatta şiddet mağduru kadın aynı zamanda eşi tarafından şiddete uğramış şeklinde bir rapor aldı. Aslında genç kadın eşiyle boşanmaya hazırlanıyordu ama deprem oldu ve ailesini Adıyaman'dan İzmir'e götürdü. Döndüğü günden bir gün sonra da o korkunç olay yaşandı. Ben katil bir kocanın elinde ölmek istemiyorum Hatice Hanım dedi. Ama maalesef dediğim gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde benim müvekkilim maalesef katledildi. Zaten bir gün önce İstanbul'a gelmişti. Kendisi %89 genetik kas rahatsızlığı olmasına rağmen hayatı sıkı sıkı tutunan bir insan. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde o soruşturmaya takipsizlik kararı verildi ve genç kadın evinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ardından eşi kendini 5. kattan aşağı bırakarak intihar etti. Ek takipsizlik kararı verilmiş ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yani benim müvekkilimin öldüğü gün yapılmış bu. Ama hangi açıdan ek takipsizlik kararı verildiği ile ilgili bilmiyorum, dosyayı görmedim. Tülay Erşahin Yaşar'ın önümüzdeki günlerde boşanma duruşması vardı. 5 Nisan'da duruşması olacaktı. Ve ben müvekkilim ölmeden bir gün önce zaten duruşma tarihi belli oldu. O günde şunu söyledi. Dedi ki nihayet Hatice Hanım kurtulacağım ben bu çileden dedi ama maalesef. Yani ben çok üzgünüm.